Çarşı pazarda vatandaş, esnaf, asgari ücretli, emekli, öğrenci, siyasetçi neyi anlatıyor, neyi konuşmamız gerekiyor bir görelim. Mazot 28.600 lira, yolcumuz 16.750 lira. Yani bir yolcuyla 1 litre mazot alamıyoruz. Öğrenciler 10 lira, 3 öğrenciye 1 litre mazot alıyoruz. Gübre torbası %30'dan 750'ye çıktı. %700 zam. Müşteri de haklı, biz de haklıyız. Gerçek enflasyon %170'miş. Zaten %173 şu an geçti yani. Muhalefet liderlerinin esnaf, vatandaş ziyaretinde kurulan cümleler. Tek gündem enflasyon, hayat pahalılığı. Milli Eğitim Bakanı da Kars'ta esnaf ziyaretindeydi. Diyaloglar kısa. Nasıl gidiyor? Var mı isteğiniz bizden? Allah aşkına. Ne satıyorsun sen burada? 2 müşteri mi? Böyle bir şey olur mu? Ben emekli maaşımla 2 depo dolduramıyorum artık. Her şey pahalı, her şey. Ama insan aklı dersin ucu usta hiç inanmıyor. Emekli maaşını resmi enflasyonu bile artırıyorlar. Gerçek enflasyon uçtu gitti. Öğrenciyim. Okula gidiyoruz, geliyoruz. 30-40 lira sadece yol parası gidiyor. Çarşıda bir yemek olmuş 40 lira. Günlük öğrencinin giden parası 100 lira, 150 lira. Kılıçdaroğlu Ordu'da, Akşener Sakarya'da, Ali Babacan ise İskenderun'da, Davutoğlu Malatya'daydı. Kaç yıl geçti? 11 sene. 11 yıl sonra kapanış yapıyorum ve ilk ve son çayım. Daha başka bir şey diyemiyorum. Para kazanmıyoruz. Ayakta durmanın hesabını yapıyoruz. Elektrik açmadığımız halde çok fazla geliyor şu an. Müşteri gelince mesela şu delikleri falan açıyoruz. Şu an alışveriş hiç yok yani. Herkes babasının derdinde. Ülkeyi yönetenler gelsen şu senin işi 2 ay yapabilirler mi? Biz çekirdekten yetişmeyiz. Pazarda domates alıp satmayı yapamazlar diyorsun. Koskoca ülkeyi yönetmeye kalktılar. Biz dert anlatmayacağız. Biz soralım. Sizin bir derdiniz varsa biz dinleyelim. Bizim derdimiz aslında sizin derdiniz. Avuç insan çok zengin olur ve geniş kitleler fakir olursa bu ciddi bir sorun. Arkadaşlarım hiçbir tanesi bağkurunu ödeyemiyor. Çalışmasak daha avantajlı. Ekonomimiz çöktü. Geçinemiyoruz. 5 maaş alan, 10 maaş alan danışmanların olduğu bir ülkede helal olmaz, gözyaşı dinmez, haram olur haram. İşte bu harami düzeni el ele verip birlikte yıkacağız. Helal oylarımızla sandıkta bunları Atta'ya göndereceğiz inşallah. Emekli hayatlarında, muhalefet hayatlarında başarılar diliyorum. Ekonomik tablodan çıkış için muhalefet bir kez daha sandığı işaret ederken İYİ Parti lideri Meral Akşener, milli tank üretileceği açıklanan ama faaliyete geçmeyen Sakarya Karasu'daki tank palet fabrikası önündeydi. Hiçbir gerekçe gösterilmeden nasıl oluyor da bu fabrika kaldırılıp götürülüyor ve nereye götürüldüğü de belli değil.